Efendim Ağrı'dan sesleniyoruz sizlere. Bölgenin en iyi kebap lahmacun salonu, Develi Kebap Lahmacun Salonu'ndayız. Evet, bakalım içeride değerli bilgileri alacağız. Bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sizlere hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Ağrı halkına size teşekkür ediyorum ben. Buraya geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür ederim. Geldiniz. Bu kışta iki kar var, iki metre kar var. Onun için ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Nihat Usta'm. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Nihat Usta kimdir? Hocam ben 10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ben Bursa'da yapıyordum. 2000'de Ağrı'ya geldim. 10 yaşından beri bu sektör içindeyiz biz. Ağrı Develi Restorant'taki menünüzden bahseder misiniz? Yöresel yemeklerinizden, diğer menülerinizden? Hocam menüler şekilde bizde yöresel yemek halise var bizde sürekli. Abdülgül köfte var. Bir gün çıkartmanız bir anlık geldiğiniz için. Lahmacunumuz var, pidemiz var. Çeşitler bizde yani koyun etinde biz yapıyoruz. Kebabımız var, tavuşumuz var, et şimdi yani biz kadar çeşitler bizde çok hepsi var. Halkımızı sürekli hizmet ediyoruz. Sabah gide gece ikiye kadar biz buradayız. Kibardayla çalışıyoruz biz arkadaşlarımız. Teşekkür ederim. Peki halise dediğiniz yöresel yemeğinizin yapımı nasıldır ustam? Hocam yapımı o sarıcılarla yapılır. Bir de koyun etiyle kuru yağları yapıyoruz. Başka bir şey girmiyor. Bu şekilde fırına atıyoruz sabaha kadar. O sabah zaten o dan kendi erip gidiyor. Evet. Ağrı halkı sizi duyunca böyle bir lezzetlerinizi merak ediyorlar. Buraya akın akın geliyorlar. Bunun sırrı nedir? Hocam bunun sırrı zaten lezzetli şeyde kuru yağında var. Koyun etinde biz yapıyoruz. Bir de şeyde fırında yaptığımız için çok güzeldir. Bir de tereyağıyla biz yapıyoruz. Milletimizi bekliyoruz. Evet, et servisi zordur. Bu etin korunması zordur. Bunları nasıl muhafaza ediyoruz? Hocam et biz günlük olarak alıyoruz yani. Pazar mesela günlük olarak alıp tüketiyoruz biz. Zaten bizim kendi makinemiz, tırma makinemiz var. O yüzden biz yapıyoruz yani. Sizin için nasıl bir duygu ustalık yapmak, memnun musunuz? Yemek sektörü sizi yordu mu? Biz zevkle yapıyoruz hocam. Çocuklar böyle bir şey yapıyoruz. Mesleğimizdir yani. O yüzden biz seviyoruz mesleğimizi. Evet, kaç kişilik bir kadroyla yapıyoruz? Şu anda 13 kişilik kadro yapıyoruz. 13 kişilik bir elemanımız var. Onlarla çalışıyoruz biz. Evet. İnsanlar Ağrı'ya geldiklerinde bu efsane yeri bulmak için nasıl geliyorlar? Nasıl bulacaklar sizi? Hocam şu anda bütün Ağrı herkes biliyor bizim burayı. Yabancılar zaten geldiği gibi direkt bizim yerimizi vururlar. Çünkü sonra şey yapmıyor yani bayağı Ağrı'da tanıtmış bir yerdir. O yüzden. Evet. Tüm yabancıları o zaman buraya davet ediyoruz. Bir de sizlerin ağzından burası neresi, adresi nedir hemen alabilir miyim? Hocam herkese kapımız açıktı benim başım üstüne. Bütün Türkiye şey söyleyeyim yani Ağrı diye ben Ağrı'lıyım. Benim için hepsi birdir. Türkiye hep de benim başım üstündedir. Herkesle biz bekliyoruz. Ağrı Develi Restorant olarak hedefleriniz nelerdir peki? Bizim hedefimiz inşallah Türkiye'ye hizmet etmek, bütün millete hizmet etmek. Her zaman da biz bunu sadece bunu düşünüyoruz. İnşallah da yapacağız. Üç tane kardeşimizle üçle birlikte yapıyoruz. Hedefimiz inşallah Türkiye'ye güzel bir hizmet. Kısa bir zamanda zaten biz onu da bir düşünüyoruz inşallah. Onu da açacağız. Şüberleşme başka bizim. Teşekkür ediyorum.